Bu memleketin güzelliklerini bir kutuya sığdırmaya çalışsanız, içine neler koyardınız? Sahip olduğumuz güzel bayramları, bayramlaşmaları mı? Yoksa ay yıldızlı bayrağımızı mı? Tüyleri diken diken eden milli marşımızı mı? Yoksa milletçe kazandığımız başarılarımızı mı? Sevdiklerini koruyan o sahiplenici tarafımızı mı? Muhtemelen siz de hiçbirini bırakmaz, hepsini o kutuya koyardınız. Kötü olan her şeyi de o kutudan uzak tutardınız. İşte biz de 25 yıl boyunca böyle yaptık. Bize ait olmayan hiçbir şeyi o kutuya koymadık. RTÜK bugün 25 yaşında ve değerlerimiz koruma altında. Türkiye ve dünyaya açılan tek televizyonu TV35 ekranlarından hepinize keyifli hafta sonları diliyoruz. Ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta 2009 ve 2014 yılları arasında Kemal Paşa Belediye Başkanı olan ve 2014 yılındaki yerel seçimlerde oylarını arttırmış olmasına rağmen belediye başkanı olamayan 5 yıllık aranın hemen ardından ikinci Karakayalı dönemini başlatan Kemal Paşa Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Karakayalı konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Başkanım 5 yıl bir ara verdik. Evet. Oyunuzu arttırmış olmanıza rağmen bu arayı verdik. Evet. Siz halka yakındınız belki ama belediyeden uzak kaldınız. İlk sorumla başlamak istiyorum. Yani Rıdvan Karakayalı Kemal Paşa Belediyesi'ni nasıl bıraktı ve bulduğu Kemal Paşa Belediyesi nasıldı? Teşekkür ederim. 2009-2014 yılları arasında sosyal belediyeciliğin tamamen oturmuş olduğu bir Kemal Paşa vardı. Yani insana yönelik, insan odaklı, gençler odaklı, her türlü kültürel yapının çok daha farklı ileri gitmesi için çalışan bir Kemal Paşa. Milli bayramlarını çok iyi candan kutlayan bir Kemal Paşa. Coşkulu şekilde kutlayan bir Kemal Paşa. Çocuk şenlikleri yapan, uluslararası çocuk şenliği yapan bir Kemal Paşa. Dershanesiyle, sporuyla 5-6 tane kapalı spor salonunda sabah saat 9'dan akşam saat 11'lere kadar kadınların, bütün gençlerin cıvıl cıvıl olduğu ve takımların, milli takımlara oyuncu verdiği bir Kemal Paşa bıraktı. Ama 5 yıl içerisinde bunların hiçbiri yok oldu. Yalnızca bina odaklı, rant odaklı bir belediye haline geldi zaten Kemal Paşa. 95 milyon lira borçla aldım şu anda. 95 milyon Türk lirası borçla devraldım. Gelecek 12 yılı 15 yılı ipotek koyulmuş bir Kemal Paşa devraldım şu anda. Ha, bunları yakınmak için söylemiyorum. Anlıyorum. Şu anda biliyorsunuz müthiş bir ekonomik kriz var. Evet. Yani kim ne derse desin yaprak kıpırdamıyor. Evet. Benim 2009-2014 yılları arasında belediye cıvıl cıvıldı. Şimdi kimse yok. Kimse gelmiyor. Çünkü emlak vergisi yatırmaya gelmiyorlar. Ruhsat kesmeye gelmiyorlar. İnşaat sektörü zaten durdu. Faizler yüksek. Evet. İşte devlet bankaları faizleri şu an düşürdü ama özel bankalar daha aynı yerinde sayıyor. Ve İller Bankası'ndan gelen payımızın %60'ı kesiliyor, borca. Çünkü taş döşetmişler, işte şöyle hepsi övünüyorlar ya, taş döşettik falan. 12 trilyon lira yalnızca İller Bankası'ndan aldıkları 8 yıl, 12 yıl vadeyle o taşları döşetmişler. Bir tane şey yapmışlar, Torbalı yolunda konferans salonu, işte 28-30 trilyon borç var. Şimdi daha yeni şeyini ödüyoruz. 3 yıldan beri işte. 2,5 yıl kredi taksitlerini.
Ana paraya geçmedik daha şey olarak. Yalnızca faizini ödüyoruz. Kongre merkezin. İki tane düğün salonu yapmış. Belediye düğün salonu mu yapar ya? Bir tane şey var, efendime söyleyeyim, yüzme havuzu yapmışlar, kapalı yüzme havuzu. Aylık masrafı 50 milyar lira. Evet. 110 bin kişiden kaç kişiye şey yapacak, hitap edecek? Kültür merkezi yapıldı, bir katını kullanabiliyorum. Bir vatandaşa 22 milyar kiraya vermişler, yalnızca bir dükkanı 18 milyara kiraya verdi. Bırak öbür taraflarını, 3 tane sinema salonu, konferans salonu, 6-7-8 tane dükkan falan. Ranta dönük bir şey yapmışlar bence. İnsana dönük değil. Onlarla boğuşuruz, o şekilde aldım. Zaten siz son seçimde, son yerel seçimlerde başkan olmadan önce yine halkın içinde olduğunuz için bu gibi yakınmalar geliyordur diye düşünüyorum yerel seçimler öncesinde. Şimdi mutlaka, her zaman tekrarlıyorum bu sözleri ama doğrudur. Kötüyü görmeyen iyinin halini kötüyü gördükleri zaman iyinin kıymetini bilirler şimdi. Kıymetli. Tekrar geriye döndük biz. Çünkü bizi tabii eleştirenler vardı. İşte şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. Ha, bunu gördüler. Ha dediler ya bizim başkanımız Nur Alem Nurmuş dediler. Tekrar getirdiler geldiler işte demek. Peki umut var mı? Yani bu bıraktığınız Kemal Paşa ile bulduğunuz... Kesinlikle umudumuz var. Yani umutsuz bir şey olmaz. Ben bunları hani yakınmak için söylemiyorum. Bizim bir dev gibi Büyükşehir Belediye'miz var arkamızda. Yani onunla nasip olursa her şeyi yapacağız. Projelerini yapıyoruz şimdi zaten. Eski 2009-2014 yılları arasında ne yaptıysak daha fazlasını yapmaya çalışacağız şimdi. Yavaş yavaş oturtur. Kadın Danışma Merkezimiz, engelli merkezimizi oturtturduk. Diğer müzik çalışmalarımıza başlattık. Çocuk orkestrası kurduk. İşte spor sahalarımızı tekrar onları faaliyet haline geçirdik. Takımlar kurduk. Belediye spor tekrar kurduk. Yakın zaman içerisinde bunların bu yıl içerisinde tamamen tekrar eskiye dönüş olacak. Önümüzde 23 Nisan var. 23 Nisan'da da Uluslararası Çocuk Şenliği'ni tekrar hayata geçeceğiz. 15-20 tane. Bu aradaki 5 yılda bu şenlik yapılmadı. Hayır, mümkün değil. Sizin döneminizde yapılmıştı. Ya, biz yapmıştık. Tekrar geri döneceğiz. Yani çalışmalarımız hep insan odaklı olacak. İnsan odaklı. Yani binayı falan ben yapmayacağım. Ben bina demek para demek. Evet. Tamam, yani insanların cebinde parası olmadığı zaman çocuğuna okula giderken bir baba veya anne harçlık vermediği zaman sen istediğin kadar bina yap, kaldırımlar altına düşe. Anlamsız. Evet. Adamın önce karnı doyacak, önce mutlu olacak. Çoluğunu çocuğunun eğitimine katkısı nasıl sağlayabiliriz ona bakacak. Ondan sonra bir bina nedir ki ya bina? Evet. Mesele odur. Bunun için çalışmalarımızı bu şekilde yürütmeye çalışıyoruz biz. Çalışacağız da. Ekibimiz gayet güzel, çok güzel. İşte 3 günden beri ben turizm fuarı vardı. Biz belediye olarak İzmir Sokakları olarak katıldık. Belediye çok güzel bir Travel Turkey 2019. Evet, oydu. Şimdi oradan geliyorum zaten. Evet. Bugün son gün. Bu fuarların belediyenize katkısı oluyor mu? Kesinlikle oluyor. Çünkü Kemalpaşa, İzmir'de oturup da Kemalpaşa'yı bilmeyenler var arkadaşlar ya. Doğru. Yani İzmir'de oturuyor, ben İzmirliyim diyor. Bir marka köyü de yarattınız. Tabii, Nazarköy diye bir yarattık. Şimdi 4 tane daha köyümüzü marka köyü yapacağız zaten, turizmde o şekilde. Oradaki arkadaşlarımız, kültür müdürümüz falan orada... diğer acentelere gittiler. Kültür turları düzenleyin falan diye. Çok olumlu şeyler aldık. Ben gittim, dolaştım. Daha ileri nasıl götürebiliriz? Yani doğal ürünler var bizde. Mesela onları doğal olarak kooperatifleşiyoruz şimdi. Yani Türkiye'nin, bence Türkiye'de tarımın kurtulması için tek olay kooperatifleşmedir. Zaten o sorularımdan birinde var. Evet. Hemen şöyle devam edeyim isterseniz, kooperatifle devam edelim. Evet. Şimdi biliyorsunuz bir dönem sona erdi İzmir Büyükşehir'de. Sevgili Aziz Kocaoğlu dönemi bitti. Evet. Onun yaptıklarını da kuşkusuz güzel şeyler yaptı. Kesinlikle. İzmir adına, İzmirli adına. Yeni bir dönem başladı Tunç Soyer'le birlikte. Evet. Şu anda İzmir Büyükşehir'in kaptan koltuğunda. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç evet. Soyer oturuyor. Evet. Ve birçok seçim öncesi birçok beyannamesinde kooperatiflerle ilgili çok güzel açıklamaları oldu, vaatleri evet. oldu. Yine sevgili eşi Neptün Soyer'in de isminin kooperatifle özdeşleşmiş tabii. birisi olması, tabii. Köykop Genel Başkanı olması hasebiyle bu anlamda sizin en büyük hayaliniz olan kirazcılık kooperatifine evet. doğru bir elinizin güçlendiğini ben düşünüyorum. Çünkü Kemalpaşa dendiğinde Türkiye'nin %12'sinin
İzmir'in de %80'inin, 85'inin kiraz ihtiyacını üreten bir ilçe aklınıza geliyor. Evet. Peki bu hayaliniz anlamında kooperatiften devam edelim. Bir yol haritası belirlendi mi? Bununla ilgili bir başlangıç, start aldı mı? Ya da neler planlıyorsunuz? Bununla devam edelim. Bizim Büyükşehir Belediyesi ile stratejik toplantılar yapıyorduk biz. Yani biliyorsunuz stratejik plan yapıyoruz. 5 yıllık planı yapıyoruz. Bu planlar yapılırken Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer bizi 2-3 sefer topladı. Vizyon proje ne yapabiliriz? Yani her ilçenin vizyon projeleri var. Onları not aldılar zaten. Bizim 2 tane vizyon projemiz vardı. Bir, meyve kirazla beraber, baş meyvemiz kiraz. Kirazla beraber meyve işleme ve kurutma fabrikası. 2, et entegre tesisi. Bir de İzmir'de kırmızı etin %35'i Kemalpaşa'dan sağlanıyor. Kemalpaşa üretiyor kırmızı eti. Halilbeyli'de hayvancılık organize sarayı bölgesini şu anda büyükşehirimiz planlarının 5000'liklerini çiziyorlar. Az kaldı. Oraya bir hayvancılık organize sanayi bölgesi, içine entegre tesisi. Bir de Kemalpaşa'da bizim yer arıyoruz. Bir yerimiz var. Gençlik Spor Bakanlığı'ndan istedik. 32 dönüm. B planımız var. Orasını pek vermiyorlar. Yani daha doğrusu 25 yıldan beri daha önce yukarı aşağı Kızılca muhtarlığı devretmiş Spor Bakanlığı'na. 25 yıldan beri hiçbir şey yapılmıyor. Biz dedik ki buraya verin, biz bir şeyler yapalım. Onu da vermiyorlar şimdi, işte uğraşıyoruz. Olmazsa başka bir yer bakacağız. Benim başka yerlerim de var. Oraya bir tane en büyük hayalimiz daha doğrusu, kirazcının kirazının çok daha iyi fiyata satması. Evet. İşleme, örneğin buradaki ihracatçılar kirazı alıyorlar, Alaşehir'e götürüyorlar. Alaşehir'de işleme yaptıktan sonra Avrupa'ya ihraç ediyorlar. İşte aynı olayı biz burada yapacağız. Yaş meyve Türkiye'ye ve yurt dışına, yurt içi ve yurt dışına ihracat için, sevk için biz bu tesisin mutlaka kurulmasını, her işlem bitti. Yalnız yer meselesi kaldı şimdi. Zaten ortakla şey yapacağız. İSKA projeleri de, kooperatif Kemalpaşa Belediyesi ve Büyükşehir ayağıyla. Bunun en büyük hayalim bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz şimdi. En kısa zamanda bunu hayata geçireceğiz. Bu meyve işleme kurutma anlamındaki proje de vizyon projeniz. İşte birinci vizyon projemiz bu. İkinci et entrege. Üçüncü vizyon projemiz dedim. İşte Kemalpaşa'ya metronun gelmesi, hafif rail sistemin gelmesi ki Türkiye'de organize sanayi bölgesi, iki tane organize sanayi bölgesi olan ender içeriden bir tanesiyiz. Bayburt Organize Sanayi Bölgesi var bizde. Bir de Kosbüyük, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi var. 30 bin kişi çalışıyor. Hepsi İzmir'e gidiş geliş yapıyor. Orada diğer yöneticiler hepsi İzmir'e gidiş geliş yapıyor. Saat 5.30'dan sonra bizim İzbeton'un oradan başlıyor tıkanma artık. Evet. Biz bu tıkanıklığı ve binlerce aracın girip çıkmasını biz metro yönleniriz. Şimdi Manisa'nın diğer ilçeleri var. Salihli, Alaşehir, Turgutlu, Ahmetli. Bunların hepsi Manisa'nın ilçesi olmasına rağmen ama bütün alışverişlerini, ticari ilişkilerini hepsi İzmir'e geliyorlar. Dolayısıyla sizin üzerinizden. Tabii çok harika olacak. Biz Halilbeyli tarafına kadar bir uzansa şöyle bir harflerli raylı sistem ki çok basit. Yani dağ tepe yok. Yalnızca Belkavi tünelle geçeceksin. İzmir-İstanbul otobanı gibi. Peki bu fikrinizden bahsettiniz mi? Bahsettim tabii. Orta vadede diyordu bizim Tunç Başkanımız. İnşallah onu kısa vadeye alabiliriz. Yani 2024 orta vadede alabiliriz. Dese bile yani ne kadar? 2030 falan diye düşünüyordu. Tabii orta vadede. Biz bunu işte dedim Sayın Başkanım bunu biraz daha öne alalım. Çünkü İzmir rahatlayacak. Evet. İzmir'in doğuya açılan penceresi Kemalpaşa. Doğru. Doğuda başka ilçe yok. İzmir'in doğusunda. Bunu buradan kesersek hiç olmasa şehir çok daha rahatlar diye düşünüyorum. Ama o iki vizyon proje demin söyledim. Bizim bölgesel kalkınmayı yani yerelde kalkınmayı ve çiftçimizin çok daha iyi meyvesini, yalnızca kiraz değil, bize zeytin var mesela, ikinci büyük meyve hep zeytin yani tarımsal ürün. Üçüncü işte şeftali var, armu, her türlü ürün var bizde. Bunların değerlendirilmesi ve sanayi ürünü haline getirilmesi kadar güzel bir şey yok. İşte ben şimdi fuarda kuru kiraz satıyorum. Yani kurutulmuş kiraz. Kilosu 90 lira.
Yani normal kirazın... Ne kadar zamandır kurutulmuş kiraz yapılıyor? Yeni yapılmadı. Bu yıl yapılmaya başladı. Bir fabrika yapıyor bunu. Fabrikasyon çok güzel. Biz bunu diğer meyveleri de kurutabiliriz. Mesela karpuzu kurutuyorsun. Elmayı, armudu, karpuzu. Tunç Bey'in zaten Seferisler'den... Mandalina'yı kurutma şeyi. Bunlar çok değeri içinde. O yüzden sordum ne kadar zamandır yapılıyor. Bir yıldan beri ama biz bunu kendimiz yapacağız. Evet. Ve alım garantili olacak bir de. Alım garantili yani. Şu anda zaten üretici için en önemli şeylerden birisi alım garantili olması. Evet. Yani kooperatifçiliğin çok ehemmiyetle ihtiyaç duyulduğu meselelerden bir tanesi. Pazarlama en büyük sorun evet. Pazarlamadır. Evet. Biliyorsun biz üretiyoruz meyveyi, çok güzel üretiyoruz ama pazarlamada sorun çıkıyoruz. İşte ihracatçılar geliyor, 3-4 tane 3-5 ihracatçı birleşiyorlar, kartel kuruyorlar. İşte salili kirazı dediğimiz yani... K9 işte dedikleri kiraz, irisiyle kirazı. Bir bakıyorsun bir gün 15 lira öbür taraf, öbür gün 8 liraya inmiş. Ya ne oluyor? Çünkü üretici bunu, birlik olamıyor. Birlik olamıyor. Bizim Türkiye'deki çiftçimizin kurtuluşu kooperatiftir. Evet. Tüketicimizin de kurtuluşu kooperatif. Temiz gıda yemesi için, ilaçsız gıda yemesi için, organik gıda yemesi için de bizim tüketicimizin de tek bağlantılı yeri kooperatiftir. Kooperatifler aracıyla satılan her türlü mal temizdir. Evet. Temizdir. Şimdi az önce Narlıdere'den geliyorum. Tüketici kooperatifleri şeyi açıldı bir tane. Dayanışma kooperatifi diye açıldı. Hep doğal ürünler. Bizim köyde taranası yapılıyor, bulguru yapılıyor. Bizim orada zeytin yapılıyor, zeytinin işlenmesi yapılıyor. Efendim eriştesi yapılıyor, salçası, biberi. Hepsi bizim orada var bizim köylerimizde. Doğal ürünlerden yapılıyor. Bunları alıp çok güzel bir şekilde bizim kooperatiflerde satarsan insanlar temiz, hijyen ve organik gıda tüketmiş olacaklar. Peki şu an biliyorsunuz Pagos üretici pazarı açıldı. Yani evet. Kemalpaşa'dan da buraya ürün gidiyor mu? Ürün yoksa... gidiyor tabii. Üreticiler götürüyorlar. Bizim evet. Kemalpaşa'da artık şey kalmadı pek. Yani insanlar çok az kendilerini yetecek kadar... Hatta çoluğun çocuğunu yatacak kadar ürün işliyorlar. Her taraf kiraz bahçesi oldu açıkçası. Sebzecilik kalmadı. Ta 1980'li yıllarda benim kayınpederim 20 dönüm yere domates dikerdi, patlıcan dikerdi, biber dikerdi. Onlar kalmadı artık. Çünkü çok ucuz kurtarmıyor. Elektrik pahalı, işte su çıkıyorsun pahalı, o pahalı, bu pahalı kurtarmıyor. Ama bu şekilde organik ürün yetiştirdiğin zaman insanlar buna yöneliyor. Bizim 3-5 üreticimiz zaten Akalan'dan falan oraya gidiyorlar. Satış için gidiyorlar. Evet. Geçmiş geleceğin aynasıdır dediniz. Az önce de ifade ettik. Yani kötüyü görünce insanlar iyi seçiyor dediniz kendiniz. Evet. Bu anlamda 2009 ve 2014 yılları arasında iyi bir geçmiş bırakmışsınız ki bu çok, aynadan yararlanarak geleceğe yine sizinle yürünmek istenmiş Kemalpaşa seçmeni tarafından. Peki bu dönemde yani bu dönemde geleceğin geçmişi olacak. Bu dönemde geleceğe bırakacağınız geçmişte bu anlattıklarımız bu vizyon projelerin dışında Kemalpaşa'yı ne bekliyor? Yani bunların dışında neler yapmak ister? Şimdi ben öğretmen kökenli bir eğitimi çok değer veren bir insanım. Hayatım eğitim ve sporla geçti. Yani daha birçok şey yaptım da çiftçilikte yaptık. Benim kendi bahçelerim falan var. Kemalpaşa çok göç alan bir yer. Tamam mı? Benim kafamın arkasında böyle başka hayallerim yok. Yani ben çok zengin olayım, şunu olayım, bu olayım, mal varlığım olsun. Ben hiç öyle bir düşüncem yok. Zaten Kemalpaşalılar da bilir bunu. Benim ne olduğumu, ne ettiğimi, insanlarla nasıl ilişki kurduğumu bilirler. Çünkü 10 yıllardan beri ben Kemalpaşa'nın yerlisiyim, orada yaşıyorum. Orada başkanım zaten 11 adayı içerisinde kendinize yer bulmuşsunuz. Evet. Ayrıca seçmen de tercihini sizden yana kullanmış. Evet. Bu anlamda herkesin sizi tanıdığı ve bildiği ortada. Evet. Belediye başkanı olarak yani gelecekte bu dönem için bırakacağınız bu dönem işte iki tane vizyon projem var. Evet. Üçüncü vizyon projemi de yaparsam zaten benim için çok bile gelir. Bunlar ana vizyon proje. Bir, kooperatifleşme. Netbil Hanım'a da buradan çok teşekkür ederim. Belki 10 sefer geldi şu 6-7 ay içerisinde. Evet. Şey, kadınlarla ilgili kooperatifler kuruyor. Benim eşim de dahil bunun içinde. O da kooperatif kuruyor. İşte ev hanımlara yönelik üretime katkı sağlayacak. Aile bütçesinin katkı sağlayacak işlerle uğraşıyorlar şimdi bunlarda. Yakın zamanda takı tasarım kursudur, işte meslek atölyeleridir, işte şudur, Büyükşehir'le beraber. Kültür Müdürlüğümüzde aynı şekilde çok büyük çaba içerisindeyiz. Diğer belediye başkanlarımızda çok büyük çaba içerisindeyiz. Ekip olduk yani şimdi şu anda. Ekip çok iyi çalışıyor.
Ama işte bir çivi çakmadı şimdiye kadar, şunu yapmadın, bunu yapmadın. Ben buradan o arkadaşlara sesleniyorum. Şu anda ben maaşları zor ediyorum. 95 milyon lira borç bırakmış bizim giden vatandaş. Efendime söyleyeyim, 5 yıl İşkur'dan 300 kişi çalıştırmış, devlet vermiş. Ben seçimi kazanmışım. Seçimi kazanmışım. 1 Nisan'da İşkur'daki 300 kişiyi çekmiş kenara. Bir 300 kişinin aylık devlediği maliyeti 1,5 trilyondur. Onu devlet ödüyordu, biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Yani biz aldık getirdik. Bizi çektiler şimdi mecburen. Biz de onu ödüyoruz ve %60'ı kesiliyor. Buradan o arkadaşlara sesleniyorum. Bizim partili arkadaşlarımıza sesleniyorum burada, muhalif olanlara. Yok Rıdvan Karakayalı sınıfta kaldı. Yok efendim şunu yaptı, bunu yaptı. 95 milyon liraya buyurun, sen yönet. 2 trilyon 900 bin lira, 2 milyon 900 bin lira, 3 milyon lira benim İller Bankası'ndan gelen param 1 milyon 300 bin liraya düştü. Kesildi. Kesinti. Evet. Kimse yok şimdi, ekonomik zorluk var. Soruyorum arkadaşlara, mal satabiliyor musunuz yahut da farklı bir şeyler yapabiliyor musunuz? İşte ekonomik durum belli. Evet. Yani ben şimdi, benim fabrikalarım yok ki, benim çok zengin bir insan değil ki belediyeye bağış yapayım. Evet. Ki... Çok farklı şimdi şu anda. En büyük şanssızlığımız o. Ama buna rağmen birçok şey yapıyoruz. Temizlikte geri kalmıyoruz, park bahçelerde geri kalmıyoruz. Köylerimize ufak tefek yatırımlar yapıyoruz. Sosyal yönden müthiş bir şekilde atak yapıyoruz. Bunları yapacağız. Ama iki tane vizyon projeyi yaptığımız zaman ve o vizyon projeyi, üçüncü vizyon projeyi, hafif raylı sistemi ben oraya getirdiğim zaman Kemal Paşa'nın içine de bir kol girecek zaten. Zaten Kemal Paşa'nın birçok şeyi sürdürür. Altyapısı, üç yapısı zaten oluyor. Örneğin 2021 yılında dışarı bir gram fosetlik akmayacak. Büyükşehir onun şeyine başladı, yapısına başladı. Dün akşam Kuyucağa gittim. Kuyucak'ta başlamışlar yani köyde. Diğer köylere de gelecek. Bu arıtmaların hepsi içeri girecek. Zaten Büyükşehir'le entegre çalıştığın zaman çok daha farklı bir şey oluyor. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun şimdiye kadar hiç bizi kırmadı. Şimdi pazar yerimizin üzerine gençlik merkezi yapıyoruz. Orada dershane açıyoruz ki benim en büyük vizyon projelerimden bir tanesidir. Yani ama eğitimde... bir dershaneniz vardı. Tabii. Onu yok etti. Ne yaptı? Şimdi ticari düşünen adam dershaneciliği bilmez. Evet. Gitmiş okulda okulda dershane olmaz. Halk eğitim öğretmenleri dershane olmaz. Dershane apayrı bir olaydır. Evet. Yani ben dershanecilik yaptım 5 yıl. Dershane yöneticiliği yaptım. Yani kurucusuydum ben dershanenin. Bu dershane bağımsız olacak. Dershane öğretmenleri, gerçek dershane öğretmenleri, okul öğretmenleri, dershane öğretmenleri arasında çok fark vardır. Evet, devlet gerçek odur ki İzmir'in en iyi dershanesini kurmuştum ben. Ege Sistem Dershanesi'nin bütün kadrosunu almıştım, eski Ege Sistem Dershanesi'nin. Ama bunlar işte para gitmesin, etmesin. Lay lay lom işte okullarda bunlar. Öyle olmaz o iş. Tekrar aynı ciddiyetle ben Ulucağı açacaktım. Ulucağı da üniversiteye verdim. Demokrasi Üniversitesi'nin şimdi anlaşma yaptık. Az sonra ondan da bahsedeceğiz, evet. Tahmin ediyorum. Orayı verdiğimiz için bu sene dershaneye yetiştiremedim. Şimdi proje çizdiriyorum. Bizim pazar yerinin üzerinde 20 derslikli dershane, kreşi, gençlik merkezi, işte bilgisayar odaları, efendime söyleyeyim kahvesi satılacak işte şeyi, lokali falan. Çok harika bir yer yapıyoruz. İnşallah onu Büyükşehir'le beraber yapacağız. Şurayı anlamak istiyorum. Yani sizin o 2009-2014 yılında belediyeye ait faal bir dershane var mıydı başkanım? 1200 öğrencili dershane var. 1200 öğrencili. Peki bu hemen 2014 seçimlerinden hemen sonra kapısını kilitledi mi? Kapandı, hemen kapandı. Hemen. Evet. Kapattılar. Ve şu anda siz yeniden bir dershane kurmak üzere girişimlere başladınız. Bulundum. Hatta pırıl pırıl yaptım. Bu sene başlayacaktık. Demokrasi Üniversitesi dedi ki bu binayı ben istiyorum. Buraya meslekçi okulaştır dedim. Sizin bir sözünüz var. Çok hoşuma gitmişti. Yeter ki ilçeme üniversite gelsin. Belediye binasını verip tüm personelimle, birimlerimle birlikte çadıra geçmeye aynen razıyım öyle demiştiniz. Aynen öyle. Bir eğitimci olmanız dolayısıyla eğitime verdiğiniz önemin bariz bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Ben ondan ayrı bir de Kemal Paşa'nın vizyonu gelişir. Bakınız evet. Bir çevreyi değiştiren okuldur, yüksek okuldur, üniversitedir, bir de askeriyedir. Evet. Bunlar vizyon, farklı bir şey. Yani herkes kazanır. Kazan kazandır burada. Doğru. Kültür seviyesi yükselir, bakış açısı değişebilir, insanların cıvıl cıvıl her yerde dolaşması farklı olur. İşte berberi kazanır, kasaba kazanır, ev sahibi kazanır, herkes minibüsçüsü kazanır, herkes kazanır.
sıcak para giriyor. Her öğrenci 1.000 lira harcasa ne olur? Kemal Paşa'da uçar. Doğru söylüyorsun. Daha farklı. Ben onun için dedim. Yani ben halk için istiyorum bunu. İnsanlar için istiyorum. İzmir'in yani çok yakındayız biz. Ulaşım çok rahat. Her şeyi çok rahat. Yerimiz var, buyurup yapsınlar, gelsinler. Sağ olsunlar. Şimdi önümüzdeki hafta içerisinde de rektör hanımdan ben randevu istiyorum. O da dedi hay hay ben İstanbul'dayım dedi. İşte Ankara'daymış bir ara. Sağ olsun onunla da görüşeceğiz. Meclisten de çıkardık bunu. Ben yetkiyi aldım. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren üniversitelerimizde Kemal Paşa'da Demokrasi Üniversitesi ile beraber eğitime başlayacağız. Çok güzel. Çok evet. Güzel. Peki başkanım şimdi Kemal Paşa Belediye Başkanı oldunuz ama mecliste bir aritmetik var. Maalesef. Yani maalesef. Ankara'da da böyle bir evet. Şey söz konusu. Zor olmuyor mu? Veya zorlukları nelerdir diye. Çok zor oluyor. Her şeye hayır diyorlar arkadaşlar maalesef. Peki şimdi benim öyle bir önerim var. Yine özür dilerim. Sözünüzü kestim. Peki canlı yayın yapıyor musunuz siz de Ankara Büyükşehir Belediyesi? Bizim şimdi bizim meclis binasını bizim daha önce bizim belediyenin içindeydi. Evet. Meclis salonu. Onu almışlar, dereye götürmüşler, gitmişler. Dereleri çekmiyor. O kadar bir şey var ki çekmiyor. Şimdi şeye benim belediyenin üzerine meclis salonu yapıyorum ben. Bu ay yetişmedi ama Ocak'ta biz meclisimizi orada yapacağız. Ocak'ta. Ondan sonra canlı yapacağız artık. O zaman her şey hayır olmaz tabii, diye düşünüyorsunuz. Tabii. Ama zaten yapıyoruz. Yani biz bandı alıyoruz. Ertesi gün hemen yayınlamaya başlıyoruz. Hepsini yayınlıyoruz yani. Peki ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz bu anlamda? Şimdi önce üniversiteye hayır dediler biliyor musunuz arkadaşlar? Peki gerekçe? Hayır dediler. Gerekçe 2 yıllık üniversite mi olurmuş? Bilmem şuymuş, buymuş. Efendim mütevelli heyetlerine görüştük falan dedik ya ne önce 2 yıllık olur önemli değil 2 yıllık 3 yıllık 5 yılın var bu işte sonra inşallah ileride güzel o binaları yaparız fakültede gelir buraya yerimiz var onu da kamuoyu baskısıyla bakınız kamuoyu baskısıyla ondan sonra evet demek zorunda kaldılar gittiler rektöre işte biz falan biz getiriyoruz 2 yıllıktan falan neyse sağ olsunlar onlar da muhalefeti yapacaklar da bakınız evet. bir örnek vereyim size. Bizim bir cami inşaatı yapıyordum ben merkezde Ziraat Bankası'nın arkasında park otopark orası. Orasının temelini attım. Bunu iptal ettiler, otoparka çevirdiler. Dedim ki buraya otopark yapalım şimdi. Üstüne de kreş yapalım dedim. Kreş. Evet. Senin çocuğun gelecek, torunun gelecek, evladın gelecek, şu olacak, bu olacak. Kreş ya 500 metrekaresi. Hayır dediler ya. Peki o caminin o dönemde kapatılma gerekçesi neydi? Üzerinin örtülmesi. Bilemiyorum. Onlar o dönem ne yapmak istiyordu oraya acaba? Bilmiyorum ne yapacaktı bilmiyorum. Yani hiçbir şey yapmadı şimdi. Onu kapattı. Dünyanın parasını da verdi müteahhide. O kazım işte oralara. Onu kapattı. Üzerine taş döşedi. Otopark olarak kullanılıyor şimdi orası. Evet. Evet. Şimdi biz oraya yeraltı 2 kat otopark Büyükşehir'le beraber üstünde yeşil alan yapacağız. Bir kısmında dedik kreş yapalım dedi. Hayır dediler. Kreşi. Peki, buradan ben duyuruyorum kendilerine. Peki o meclis çoğunluğu hayır dediği zaman bu proje hayata geçmiyor mu? Evet. Geçmiyor. Evet. Bunun başka bir yolu yok. Yok. O zaman bunu yine bir önceki örnekte, üniversite örneğinde belirttiğimiz gibi evet. Yine kamuoyuna götürüp kamuoyu desteğini arkanıza almanız gerekiyor. Tabii öyle yapacağım. Ben şimdi yapacağım ki ne diyeceğim ki işte bu şunları bundan sonra eğer kim ne yapıyorsa diyeceğim ki bütün benim billboardlarında, bütün reklam panolarında bu maddeyi arkadaşlar geçirmediler diye ifşa edeceğim. Güzel. İfşa edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Sayın Başkan, göreve geldiğiniz günden beri birçok konuda işte eleştiriler aldınız. Hatta bir tanesi var benim çok dikkatimi çekti. Görevin ilk ayındaydı sanırsam. Suriye vergisini ödemeyen Suriyelilerin dükkanını kapatacağız şeklinde ve Arapça levhaları kaldıracağız şeklinde bir açıklamanız oldu. Ve bu gerek görsel medyada gerek sosyal medyada yazılı basında geniş yer buldu. Evet. Ve çok eleştirildiniz, acımasızca eleştirildiniz. Evet. Çünkü Türkiye'de bu konuyu eleştiren 2 belediye başkanından biriydiniz. Fakat gelin görün ki 2 ay sonra yine İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu sizin söylediğinize benzer bir şey söyledi ve dedi ki İstanbul'da 6 ay içinde Arapça tabela kalmayacak dedi. Evet. Yani aslında o gün size eleştiren tarafın bir bakanı çıkıyor. Sizin söylemenize benzer bir söylemde bulunuyor. Yani ben burada eleştirilmek için mi eleştiriyorsunuz? Yani çok dikkatleri çeken bir yapınız mı var? Çünkü sizinle çok uğraşıldığını ben görüyorum. Şimdi Kemal Paşa
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olarak görüyorlardı. Her yerde. Yani Ankara'da olsun, İstanbul'da olsun, Kemalpaşa'da olsun, İzmir'de. Orası garanti nasıl olsun. Şimdi kaybedince ne yapacaklarını şaşırdılar. Hepsi benim üzerime geliyor. Çünkü doğru tektir arkadaşlar. Doğru tektir. Şimdi Suriyelilerin bizim memleketimizde ne işi var? 4 milyon Suriyelilerin. Yahut da Afganlı'nın, yahut da bilmem kimin. Biz kendimizi besleyemiyoruz ya arkadaşlar ya. Evet. Yani biz onların ne işi var burada? Bizim ne işi var bizim burada Kemalpaşa'da? Hepsi geziyorlar. Hepsi git sokaklarda bir sürü çocuk dolaşıyor. Dükkan açıyorlar, vergi vermiyorlar. Bunları bir çeki düzen vermek lazım arkadaş ya. Geçen bizim İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler toplantısı vardı. Biliyorsunuz çalıştayımız evet. vardı. 252 belediyemiz geldi. O Güneydoğu'dan gelen arkadaşlarımızın özellikle sınır bölgesinde benim kendi vatandaşımdan daha çok Suriyeli var diyor ya. Ben ne yapacağımı şaşırdım diyor. 110 bin nüfuslu yerde 120 bin Suriyeli var diyor. Evet. Yani 60 bin nüfuslu yerde 70 bin Suriyeli var diyor. 10 bin nüfuslu yerde 15 bin Suriyeli var diyor yani. Evet. Benim memleketimde ben yabancıyım diyor ya. Zapt olmuyorlar. Asayiş yönden çok müthiş zorluk çekiyoruz. Bizim burada da Kemalpaşa da aynı şekilde. İzmir'de de aynı şekilde. Yani memnun mu halk? Memnun mu? Bir anket yapalım. Gerçekten memnunuz diyen varsa Kemalpaşa'da hay hay kalsınlar. Ama memnun değiliz. Valla ben program öncesi bir çalışma yaptım sizinle ilgili. Yine o konuda bir haber yapılmış. Haber bülteninde Kemalpaşa'dan birçok kişinin söylediğiniz konuya tepkili olduğunu, konuştukları birçok kişinin bu konuda söylediklerinizin yanlış olduğunu ifade etmiş ama görüntüde hiçbir Kemalpaşalı yoktu. Yani ben buna çok garipsemiştim. Yalan söylüyorlar. Yani sahtecilik yapıyorlar. Yani gelsin Kemalpaşa'ya imar röportaj yapsınlar. Gelsin herhangi zaten şu anda da yeni bir tartışma konusu 2000 Suriyeli öğretmenin eğitimci olması yani. Dolayısıyla memleketimizdeki atanamamış öğretmenlere bir haksızlık olarak görüyorum. Evet. 2000 Suriyeli öğretmenin eğitim camiasına katılarak ders vermeye başladığı da geçen gün mecliste de ifade edildi. Evet. Bu konuda da bir tepki alındı. Peki Sayın Başkanım, kırsal köy statüsünden alınarak mahalleye geçirilen köylerimiz, büyükşehir mahallemiz olmuştu. Evet, mahalleye dönüştüren bu köylerimizle ilgili bir sıkıntımız vardı su bedelleriyle ilgili olarak. Evet. Bu konuda bir yasa değişikliği, bir büyükşehir tarafından bir değişiklik yapıldı ama sonrasında yine bir 24 köyümüz evet. de sanırsam 3 köyünüz bu konuda. Örnek köy Halil Beyli. Bir tane daha vardı. Ben not almıştım. Çinili köy. Çinili köy, evet. Halil Beyli örnek köy. Evet. Şimdi o dönemde zaten 2014 yerel seçimlerinde büyükşehir yasasının geçmesiyle birlikte bu sıkıntı özellikle mevcut belediye başkanlarını zora soktu. Şimdi o günkü bu büyükşehir yasasıyla şimdi bugünkü durum sentezi yapıldığında yaşayan halk tarafından nasıl bakılıyor duruma? Çünkü bu önemli. Daha önceki zaten yasa gereği yapılması gereken bir olaydı. Evet. Biliyorsunuz. Evet. Yasa yani bunu bazı ilçeler, iller uygulamadı ama bizimkiler yasayı uygulamamak suçtur. Evet. Yani inanın ki onlar da aynı şekilde uygulayacaklardı. Yani yılbaşından sonra uygulayacaklardı onu. Ha, farklı bir konuma geldi şimdi. Şu anda su fiyatları pahalı diye şey yapıyorlar. Ama yasa gereği yapılan bir olaydır bu. Bizimle biliyorsunuz ilişkisi yok. Yalnızca büyükşehir su, kanalizasyon biliyorsunuz büyükşehirde hepsi. Yani büyükşehir yasasına göre yapıyorlar bunlar. Bunu. Ha, dilerim ileride de biz mecliste de konuşuyoruz bu olayı. Biraz daha indirirlerse, biraz daha köylü bu konuda destek olurlarsa mutlaka olursak büyükşehir olarak mutlaka peki, olacak. Peki avantajları neydi sizce büyükşehir yasasının? Dezavantajları dışında avantajları neydi? Neyin? Büyükşehir yasasının yani köylerimize avantaj diye bir şey büyükşehir yani şöyle yani avantaj diye bir şey yok. Örneğin daha önce bizim dağ köylerinden su fışkırıyor. Adam 10 yıllardan beri o suyu su ücretsiz kullanıyor. Su konusunda değil. Tamam, su konusunda haklısınız. Evet. Zaten buradaki yapılan değişiklikler de o konular göz önüne alınarak yapılmış. Evet. Ama ben bugün bakıyorum. Yani bizim kendi ilçemde yaşadığım şehirde olmayan bir asfaltı ben köylerde görüyorum. Görüyorsun. Köy yollarında evet. görüyorum.
Yani bu anlamda bir her taraf olayın her tarafına bakmak lazım. Kötü tarafı, iyi tarafı, ki kötü tarafının düzeltilmesi durumu da var. Bu anlamdaki avantajlar. Şimdi hiç kimse tamam su da şöyledir böyle ama kimse doğalgaza gelen zamı, elektriğe gelen zamı, efendim diğer mazota gelen zamı hiç kimse konuşmuyor. Bakış yeni geldi daha. yani ama geçen yıldan beri ne kadar? Ama enflasyon %8. Nedense 160, bir yılda elektriğe 160 zam gelmiş, doğalgaza %50, 160 zam gelmiş, diğerlerinin mazotu, benzine falan gelmiş. Efendim, kimse onu konuşmuyor ama enflasyon %8 neyse şey bu. Diğer yönden de aynı şekilde. Şimdi yerelde kalkınma dediğimiz, yani çiftçimizin kalkınması dediğimiz olayı Sayın Aziz Kocaoğlu başlattı. Evet. Şu andaki bizim Tunç Soyer'imiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız da onu belki ikiye katlamaya başladı yardımda. Çünkü arazi yolları çok önemlidir. Ben çiftçiyim. O tozun toprağın içinde kirazı alıyorsun, arabanın içine koyuyorsun. 7 kilometre getirirken tozun toprağın içinde zaten fiyat 2 liraya düşüyor. 2 lira birden düşüyor onlar. Şimdi bu arazi yolların asfaltlanması, o üretim yollarının asfaltlanması çiftçimize müthiş bir katkıda bulundu. Bunların yapıldıktan sonra bir de bakımları var. Evet. O bakımlar da çok önemli. İşte biz ne yapıyoruz? İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız diyoruz ki bize asfalt verin, biz bunların yamalarını, bakımlarını yapalım. Sağ olsun biz de onu yapıyoruz zaten. Madalyonun öbür tarafında bakmak lazım. Evet. Halk olarak Büyükşehir yasasını ediyoruz diyoruz ama Büyükşehir'de müthiş katkı sağlıyor. Evet. Biz Kemalpaşa olarak yüzlerce dönüm, yüzlerce kilometre yeri biz asfaltlamaya kalksak bizim asla bütçemiz yetmez zaten. En büyük yararı o oldu. İşte salonlarımızı yaptılar, asfaltlama işlerini yapıyorlar, şunu yapıyorlar, büyük katkısı, büyük projelere katkı sağlıyorlar sağ olsunlar. Yani bu da o. Şimdi, biz ama şu var, ben şunu söyleyeyim, işte ikinci dönem belediye başkanını yapıyorum. Ben kendi ilçemin, sanki büyükşehrin burada devlet memuruyum. Çünkü her şeyimi aldılar benim. Su, kanalizasyon, reklam, İller Bankası'na gelen paranın birçok kısmı, %40'ı kısmı. Ondan sonra imar. Hepsini aldılar. Ben burada devlet memuruyum işte laylaylam yapıyorum. Ama şimdi burada siz, benim gördüğüm kadarıyla siz bu çaresizliği, mecbur çaresizliği bir yakınma aracı olarak kullanmıyor. Bunun dışında ben ne yapabilirim sorgulayıp kesinlikle yakınma aracı yeni değil. Bir şeyler yapmak adına bir evet. Çaba gösteriyorsunuz. Mutlaka. İzmir'in birçok ilçesinde de bu mevcut. Birçok ilçe belediye başkanımız da bir yol bulmaya çalışıyor kendisince. Çünkü hemen hemen her merkez, metropol ilçelerde belki çok değil ama kenar ilçelerimizde bu sıkıntı. Kırsal kesim belediyelerimizde, merkezde tamam. Merkezde köy olmadığı zaman sorun olmaz zaten. Şimdi ben Narlıdere'den geliyorum. Ya ne olacak burada dedim. Ya ne işte Ali Başkan'la beraber ne yapalım? Evet. Selamünaleyküm, aleyküm. İşte ne yapalım? Hangi konser yapalım? Hangi şeyi açalım? Şunu yapalım, bunu yapalım. Ama bizim evet. Orada değil ki. Orada değil. Köye gittiğin zaman bir dokun, bina işte. Evet. Köy. İşte sizin gibi kırsal kentlerde belediye başkanlığı yapan şahsiyetlerin bu anlamda üreticiye destek çıkma, üreticinin refahı demek, o yöre halkının refahı demek. Bu anlamdaki o vizyon projeler sizin için önemli. Yerelde kalkınma, yerelde evet. Kalkınma dediğimiz zaman çiftçi para kazanırsa, kiraz üreticisi, esnaf herkese kiraz. Faydası var. Esnaf. Çocuğunu iyi okulda okutur, esnaftan gider alışveriş yapar. Çark döner yani, çark. Ondan sonra çocuklar daha farklı bir konuma gelir. Ev halkı, eşi farklı bir konuma gelir. Evet. Yani para kazanmaktan, etrafta sıcak paranın dönmesi demek, herkesin kazan kazan olayı ortaya çıkıyor. Evet. Belediye kazanır, gelir vergisini zamanında yatırır. Gider ev yapar, ruhsat keser, biz kazanırız. Kendisi kazanır. Yani bu yerelde kalkınmayı bunu sağlar. Artık belediyelerin rutin işlerini bırakacaklar. Yani ben park yapıyorum, bahçe yapıyorum, işte kaldığımı düşüyorum. Zaten rutin görevi, çöp topluyorum. Evet. Zaten rutin görevi. Ben burada bu yöreyi nasıl kalkındırabilirim? Cebine nasıl para koyabilirim? O çocuğun fabrikada çalışan işçinin, asgari ücretli çalışan işçinin çocuğunu nasıl iyi bir hale getirebilirim? Nasıl ilim, irfan öğretebilirim?
Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Biz bunu sağlamaya çalışmamız lazım. Yerel yönetimler olarak bunu desteklememiz lazım. Başkanım siz bir hayalim yok dediniz ama yani beklentim yok dediniz ama ben sizde öyle bir cevher var ki stüdyo kanala girerken ki o herkese selamlayışınız bile çok içten, çok samimi, çok enerjik, çok dolu bir selamlamaydı. Ben burada oturan Kemalpaşa Belediye Başkanı'nın eğitimci kimliği dışında bir ticaret adamı ve yöre halkına kazandırabilecek, bilgilerini onlarla paylaşabilecek, bu yöreye hizmet edebilecek bir ticaret adamını da görüyorum. Bu söylemlerden öğrendik artık yani. Bir öğrendik neyin ne olacağını, ne yapılacağını. Peki başkanım şöyle bir şey. Olması gerekiyor. Evet, şimdi siz şunu söylediniz. Aziz Kocaoğlu başkanımızın yaptıklarının iki katını yapmaya çalışıyor Tunç Soyer. Evet. Dolayısıyla zaten Aziz Kocaoğlu gerçekten bir markaydı, bir şeyler yaptı. Kesin. Tunç Soyer olarak da çıtayı biraz daha yukarıya kaldırmak zorunda diye düşünüyorum. Bu anlamda bir de siz sık sık belediye başkanlarıyla, bu geçmişte böyle değildi yanlış hatırlamıyorsam, bu dönemde sık sık büyükşehir belediye başkanlarının da içinde olduğu, evet, toplantılarınız oluyor. Oluyor. Yani peki İstanbul'da mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Tire'den bir süt anlaşması yaptı, evet, bu yöreyle ilgili. Bu yerlerle, Ankara olsun, İstanbul olsun, bu yerlerle bir bağlantı kurma gibi bir stratejik planlarınız var mı? Şimdi şu anda Türkiye'deki 11-13 mü Büyükşehir Belediye Başkanı, yani il belediye başkanı CHP'li biliyorsunuz. Evet. Bunlar her ay bir ilde toplanıyorlar. Vizyon ne? Kemalpaşa'nın Türkiye'nin tarımı kooperatifçilikten geçer. Türkiye'deki sağlıklı gıda da kooperatiflerine geçer. Bunlar onu anladılar. Demin söyledim işte vizyon projesi, meyve işleme kurutma, bunun bir halkası. Evet. Diğer et entegre tesisi, bunun bir halkası. Ben buradan çıkardım eti ve meyveyi, kurutulmuş meyveyi kooperatiflerde satacağım. Aynı yıllar önce Tansaş örneği gibi 40, evet, ortaklı. Mesela biz kooperatif, bilmem ne kooperatif, işte Kemalpaşa Kalkınma Kooperatifi ya da İzmir Kalkınma Kooperatifi. Bu 13 ilde birçok yerde zincir bazı oluşacak. Benden kiraz alacak, kurutulmuş meyve alacak. Efendim ne üretiyorum ben? Bal alacak. Şimdi benim 3 tane bal kooperatifim var. Pırıl pırıl bal üretiyorlar. Büyükşehir'e 10 bin kavanoz sattı Dereköy Bal Kooperatifi. Şimdi Yeni Kurudere Bal Kooperatifi var. Onun fuarda niye benden almasın? Onların kooperatifin malı orada değerlenmesin. Hem gıda, sağlıklı gıda, hem de halkın, oradaki üreticinin cebine para gelecek. Tanzaş'ı hatırlatarak Yüksel Çakmur'u da almış olduk. Ahmet Piriştine'yi almış olduk, evet, rahmetli. Ahmet Piriştine'yi de almış, evet, olduk. Zeki Alasya, Metin Akpınar almış olduk. Kırt ortaklı, evet, onlardı yani. Evet. Peki başkanım, bal kooperatifi dediniz herhalde, az önce söylediniz. Evet. Kooperatifi, bir bal festivali. Yarın ise... saat 1'de bal festivali var Dereköy'de. Oraya bal işleme tesisi kurduk. Büyükşehir'in desteğiyle, Büyükşehir'de kurdu. Artık orada ballarımız kooperatif aracıyla işlenecek ve Türkiye'ye yayılacak. Bu ilki mi, festivalin ilki mi? Hayır, yoksa daha önce? Hayır, 3-4 daha önce yapmıştık. Daha önce 2009'dan 2010'dan kalma devam ediyordu. Her yıl sürekli yapılıyor. Şimdi aynı şeyi, vizyon köyümüz biliyorsunuz, Nazarköy. Oraya vizyon köyü yapmaya çalışıyoruz. Vişçeli'ye, bir de Çambel'e. 4 benim ana hedefim var ve bütün köylerde. Üreticilerin mallarını orada satmak, işte yamaç paraşütünü getirmeye çalışıyoruz. Marka yapmak yani. Evet. Peki son olarak siyasete girmezsek olmaz. Birazcık ucundan da siyasete girelim. Evet. Ki biraz program içerisindeki bir söylemenizden birazcık sıkıntılı bir yan olduğunu da hissettim. Yani kendi partili arkadaşlarımızın, evet, bir presiyle de karşı karşıya, evet, olduğunu, aynen, söylediniz. Bu anlamda delege seçimlerimiz tamamlandı, evet, ve ilçe kongreleri süreci önümüzdeki 22'sinde hafta 22'sinde yapılacakmış bizim Kemalpaşa'da. Evet, ilki 14 Aralık'ta başlıyor. Dediğim gibi bu süreç başladı. Siz bu seçimde neresindeydiniz? Ben orta yerindeyim. Yani ne A'dayım ne B'deyim. Şimdi genel başkanımız bizi geçen daha önceki Afyon toplantısında ve İzmir'deki bu Çalıştay'da üzerine basa basa söyledi. Arkadaşlar, Kemal belediye başkanı belediye başkanını yapsın. İlçe başkanı ilçe başkanını yapsın. Bu sürecinde lütfen dahil olmayın. Çünkü, evet, dahil olduğun şey ne kim ya? Senin kendi partin. Evet.
Ben Ahmet'i tutuyorum, o Mehmetler senin karşına geliyor. Ben Mehmet'i tutuyorum, Ahmetler senin karşına geliyor. Belediye başkanı biraz, ben belediye başkanım arkadaşlar, sen de benim partilimsin, sen de benim partilimsin. Ha, demokratik usulde kimi ikna edebilirsen ben daha iyi yönetirim diye sandık kurulur, sandığa gidersin. Kim seçilirse o benim ilçe başkanım olur. Evet. Benim düşüncem bu. Yani ben bu işin içine girmek istemiyorum. Ben de şey etmek için, ben bağımsızım arkadaş. Ben belediye başkanıyım. Geçmişte nasıldı? Yani bu 2009-2010... Ben hiç karışmadım. Hiçbir şeye karışmadım. Evet, şimdiye kadar da karışmadım. Sonuçta şimdiye kadar hiçbir beni bir 2009 hariç, 2014 ve 2019'da zaten hiç kimse beni desteklemedi ve yalnızdım. Açık konuşmam lazım. Hiç kimse beni istemiyordu. Sayılı parmaklar istiyordu, 3-5 kişi. Dedim ya, şoförüm vardı, işte eşim vardı, birkaç dostum vardı partilim. Siyaset bak, öyledir ama öyle başkanım. Yani kimse istemiyordu, açık konuşayım yani. Siyasette siyaseti yöneten güruğun istemediği insanları halk çok ister. Halkın istediğini işte siyasetteki güruğu istemez. Siyasetteki güruğun istediğini halk istemez. Evet. Maalesef böyle bir yaman çelişki her yani. Siyasi partide evet. mevcut. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde de mevcut, öyle. Diğer partilerde de mevcut. Evet. Burada birazcık da siyasi partiler yasasının böyle bir elden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü işte bir delege sistemi, işte bu delege ağalığı denen sistem, yani bütün üyelerin katılımıyla olacak bir seçim sistemi daha hayırlı olur diye düşünüyorum. Bir de şu var yalnız, üyenin de çok kaliteli olması lazım. Evet. Bana 5000 tane üye yerine 1000 tane üye olsun, sağlam üye olsun, gerçekten partiye gönül vermiş üye olsun, o bile yeter. Evet. Yani bir süzgeçten geçirilmesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle şimdi ben işe gireceğim diyen gidiyor partiye üye oluyor. Evet. Ben şunu yapacağım diyen nasıl partiye üye oluyor. Ondan sonra olmadığı zaman gidiyor üyelerini siliyor falan böyle. Ondan sonra evet. Geliyor birisi işte ben belediye başkanı olacağım, buraya parti üye yapalım. Hadi bakalım eşinin dostunu akrabasını yiyor oraya. Böyle üyelik olmaz ki. Ama son 20 yıldır siyaset bu öyle ama geldi. Bu da olmaması gerekiyor. Evet, bu şimdi delege yani. Sisteminden de vazgeçilmesi lazım. Bence madem üyemiz var, üyeler üye bazında kurulsun sandığın, çarşaf liste olsun. Kardeşim herkes şeyini yazsın diyeceksin. Ona göre de seçim yapılsın. Yani çarşaf listeyle, blok liste değil de çarşaf listeyle yapılsın. Evet. Diye. O zaman kim kimin beğeniyor, kim ne yapıyor, ne ediyor o zaman çıkar diye düşünüyorum. İyi olur diye. Yani ben de biraz daha öteye götüreyim. Ben stajyer üyelikten bile devam edilmesi gerektiği kanısındayım. Kesinlikle. Kişinin yani direktman üye olmasındansa stajyer üye olarak bir Avrupa'da gitsinler görsünler nasıl evet. Bir partiye ne kadar zor üye olunuyor. O partide çalışmadıktan sonra alın teri depreden sonra orada söz sahibi olabiliyor musun? Bir görsünler. Evet. Stajyer üyelik, kurslara katılma, efendim davranış özellikleri, halktan ikna kabiliği hepsi bu kurslardan geçeceksin. Üye öyle olur. Ondan sonra belirli yerlere geleceksin. Öyle. Ama, ben iyi oldum. Yaz yok. Görülen o ki siz gönülleri kazanmışsınız. Yani çünkü 11 aday adayının içerisinde 13 mü? Pardon ben 11 olarak biliyordum. Evet. 13 aday adayının içerisinde yani bu kadar tepkiye rağmen yer bulmak ve üstüne seçim kazanmak kolay olmasa gerek. Şimdi genel başkanımız biz belediye başkan adayı seçerken öyle lay lay lom yapıp da seçmiyoruz dedi. Biz dedi anket yapıyoruz, müfettişlerimizi gönderiyoruz, halkla konuşuyoruz. 2 anket, 3 anket. Öyle kolay kolay öyle denmezler. Siz de oyunuzu düşürerek seçim kaybetmiş bir insan değilsiniz zaten. Tabii bir de şunu söyleyeyim. Bizim millet ittifakımız var. Millet ittifakımız Kemal Paşa çok güzel yürüyor. Kardeş gibiyiz hep beraber. Düsturumuz da şu. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır arkadaş. Çok A partisi, B partisi, C partisi değil. Biz söz konusu vatan. Kemal Paşa'mızı nasıl iyi bir duruma getiririz? Biz demin söylediğim konuları nasıl daha iyi bir şekilde insana nasıl hizmet edebiliriz? Fakirin, fukaranın, dar gelinin yanında nasıl olabiliriz? Onların çocuklarına nasıl eğitim verebiliriz? Bizim savaşımız bu. Bizim savaşımız bu. Ben onlara nasıl para kazandırabilirim? Evet. Ev halkını, hane halkının içerisinde nasıl bir şey yapabiliriz? Evet. Para koyabiliriz, onları nasıl teşvik edebiliriz? Onları nasıl mutlu edebiliriz? Benim istediğim şey bu. Farklı bir şey istemiyorum ya. Başka bir şey. Benim bir tane kızım var. Bir tane torunum var. Eşim var. Kendim varım. Emekliyim. Bağım, bahçem, arazim hepsi var. Kemal Paşa'ya hizmeti şey var. Benim öyleyim. Ben öyle büyük şeylerde gözüm yoktur zaten. Öyle, yok. Şu olmuş, bu olmuş. Ben istediğim şey Kemal Paşa'yı mutlu etmek. İnsanları mutlu etmek. Onların mutlu olduğum zaman ben daha çok mutlu oluyorum.
Başkanım, keyifli bir program oldu. Teşekkür Ayağınıza ederim. Sağlık. Çok teşekkür yüreğinize ederim. Sağlık. Sağ yine yeni bir programda, başka bir programda İnşallah. Yine uzun uzun konuşuruz. Her zaman. Enerjinize hayran kaldım. Teşekkür ederim. İsterim. Yapalım böyle, ne yapayım? Evet. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım, programı Tabii, kapatalım. Kemalpaşa'daki ben sevgili halkıma şunu diyorum. Ne olur biraz sabretsinler. Bakınız, ben çalmıyorum, çırpmıyorum, hırsızlık yapmıyorum, kulak yemiyorum. Kulak yiyenlere buradan, oradaki farklı gazetecilere de sesleniyorum buradan. Kulak yiyemiyorum, kulak yı. Önce kulak yiyenlere önce bir araştırsınlar. Gitsinler. Ondan sonra o borçlar nereden, nasıl oldu onu araştırsınlar. Ondan sonra gelsinler Rıdvan Karakaya da şunu yapıyor, bunu yapıyor demesinler. Kendi partilerime de söylüyorum. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. Önce bilgi sahibi olsunlar, ondan sonra fikir sahibi olsunlar. Ve güzel günler olacak. Ben halk için çalışıyorum. Hepsine saygılar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, ben Mustafa Ali Fırtına ile Menderes Fırtınası'nda bu hafta Kemalpaşa Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Karakayalı'yı ağırladık ve ikinci Karakayalı dönemini konuştuk. Hepinize yeni bir haftada, yeni bir konuda, yeni bir konukla birlikte olmak üzere hoşça kalın diyorum. Siz de haberci olmak ister misiniz? Çevrenizde yaşanan ve haber değeri taşıyan tüm görüntüleri çekin, içeriğiyle bize ulaştırın. Siz de yurttaş haberciliğe adım atın. Paylaşın, sesiniz olalım. TV 35 WhatsApp ihbar hattı 0555 600 70 70. Londra'dan saatte 150 bin insan yüzeyden kaybolup bir süre sonra tekrar başka bir yerden